Ya şimdi şöyle bir durum var. Tartışmaya devam edeceğiz. Bir cümle çok son zamanlarda dikkatimizi çekiyor. Burada da kullanıldı. Demografik yapı. Demografik yapının bozulması. Bu hakikaten e, büyük tehlike. Yani Türkiye'de demografik yapının bozulması demek şu demek. Yani Türk nüfusun geride kalması. Evet, değil mi? 50 evet. illerde. 50 illerde falan. Ya ben, biz Hatay'ı nasıl aldık? Ben bu Onur konuda Bey bir, söyledi. Bir, şey çok dikkatimi çekti. Demografik yapıyla aldık. Tam, demok, bak demografik yapı tamam. Bir seçimde, iki seçim önce mi, üç seçim önce mi ne? Şöyle bir haber çıktı bizim Hürriyet Gazetesi'nde. Dediler ki kilisteki nüfus, Suriyeli nüfusu, kilisli nüfusunu geçti. O seçimde ben hemen ilk merak ettim yani ne olacak diye kilis yani kime kim oy alacak? verecekti? Kimi alacak diye? Abi baktım. AK Parti bir birinci çıktı ve ezici bir üstünlükle. Vallahi bak yani. Göçmenler oy kullanmış. Ya göçmenler o zaman oy kullanmıyordu. <laughs> aynen, vatandaş da değildi. Oldu, evet. Bakın. Yani demek istiyorum ki <laughs> hani evet ya yani kilis kiliste öyle olmadı mı ya? Öyle oldu. Açık oldu, konuşalım mı? Niye böyle peki? Ahmet arkadaşlar açık konuşalım. Kilisler niye kendi illerinin demografik yapısının bozulmasını bir sorunsal haline getirmemişler. Açık konuşalım mı? Ama açık. yani zaten açık li, Hayır, linç edilebiliriz. Ama bir hakikat var. Aman boş ver ya, etsinler Peki, linç ederler Peki Şimdi çıksınlar. Türkiye'deki linç edileceğiz diye. İstanbul'daki. söylemeyecek. Mi? Sanayi organize sanayi bölgelerine gitsinler. Trakya'daki organize sanayi bölgelerine gitsinler. Yurdun değişik yerlerindeki organize sanayi bölgelerine gitsinler. Şimdi burada e, esnaf var. Sanayici var, üretici var ve e, şunu söylemiyorum. Türkiye'de istihdam e, sorunu yok demiyorum. Altını çizeyim. Türkiye'de istihdam sorunu var, rakamları belli. Rakamları belli. Nokta. Fakat bazı sektörlerde, e, o sektörde çalışacak, mesela örnek verdim değil mi? Zonguldak'ta e, Dağtaş, e, Afgan, e, Çoban'la dolu bulamıyor. Kim verdi örneği? Ben verdim. Şey, yine sizin yasakladığınız bu reklam arasında. Reklam arasında <laughs> Yok. Re Abi reklam arasında yaptığınız sohbeti <laughs> yok, burada yok. Reklam, canlı yayında yapılmış. Reklam öncesinde de burada konuşuldu. <laughs> Peki. Reklam öncesinde de konuşuldu. Şimdi biz zaman zaman gazetelerde, televizyonlarda şu haberleri görüyoruz, yapıyoruz. İşte 10 bin liraya çoban arıyor bulamıyor haberleri. Girin yani şu anda ekran başında bizi izleyenler Google'a girsin. 10 bin liraya çoban arıyor, 7 bin liraya çoban arıyor bulamıyor diye yazsın Google'a bir sürü haber çıkacak. Şimdi Afganlar bu konuda meziyetli. Alıyorsun onu orada istihdam ediyorsun. Başka alanlarda Türkiye'de mesela bu Türkiye'nin ciddi sorunu. Gerçi fazla Afgan yok ama. Misal. Ya ne kadar çoban lazım o da belli. Onun da rakamı Bak bugün yani. bizim hürriyette şöyle bir haber var. Trakya'da ekonomi sayfasında Trakya'da fabrikalar eleman bulamıyor. Neymiş? Evet. Ben her zaman bu tür haberleri... Maaş, maaş. Hayır. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya Koordinatörü Erdim Noyan açıklıyor bunu. Keşke bağlansa. Diyor ki Erdim Bey, Trakya'da bulunan 24 OSB'deki fabrikalarda kalifiye eleman sıkıntısı yaşanmaya başladığını söylüyor. Pandemi sonrası çarkların dönmeye başlamasıyla ihracatta meydana gelen artış, üretimde kapasite artışı için sanayilerimizi yeni sanayicilerimizi yeni yatırımlar yapmaya yöneltti. Ayrıca Çin'de enerji sıkıntısına nedeniyle oluşan üretimin daralmasına yol açan bu durumda Avrupa'da bazı sektörlerin ülkemizi tercih etmesine neden oldu. İstanbul'da sanayi arsa fiyatlarındaki büyük değer artışı nedeniyle sanayiciler Trakya bölgesini tercih ederek yatırımlarını bölgemize yapmaya başladılar. Böylece personel ihtiyacının oluşumu söz konusu oldu. İşte ben bunu söylemeye cesaret edemedim. İşte bu. Ya Ama adam yaşadığında hava yaşadığı ya. <laughs> Ahmet Bey bak bu demin Zafer Bey de söyledi. Şimdi Turgay Bey bir aynı şeyi şey söylüyor. Ben vereyim mi? Şimdi burada şöyle bir şey söyleniyor. İşte ya Türkiye'de, bu haberde söylenenle hayır, bir şöyle, itirazınız yani var mı? Işte, tabii ki itirazım var. Niteliksiz iş gücü... E, Türkiye'de bulun çalıştırılacak eleman bulunmuyor. Bulamıyorum i̇şte, diyor adam. bir arkadaşım mesaj atmış ona itiraz ediyor. Diyor ki şimdi siz Türkiye'yi niteliksiz iş gücü merkezi haline getirirseniz hem burada emek sömürüsüne bir kapı aralamış olursunuz Ama bu ne demek? Hem de ha, Türkiye'de diye hem de niteliksiz ha, iş gücü hem de Türkiye'de bir iş zaten bir işsizlik sorunu var. Bu işsizlik sorununu daha büyütmüş olursunuz. Hayır bu Trakya'daki Ama kalifiye. Trakya'daki sorunun temel sebebi şu. Türkiye'deki son yıllardaki bu eğitim politikasının iktidarın tamam. İktidarın her ile bir üniversite, ondan sonra her genç üniversiteye gidecek politikası popülist politikanın sonucunda her ile üniversite açtılar. O üniversitelere gençlerimiz gidiyor, maalesef üniversite mezunu oluyorlar ama iş bulamıyorlar. Oysa biz bu dönemde teknik ya eleman yetiştirecek mezunu oluyorlar bakın diye teknik bir eleman yetiştirecek liseleri, kurmanıza... teknik okulları teşekkür ediyorum ya. Her şu anda, ile bir üniversiteyle şu anda, bu sonuca geldik. Bülent Bey şu anda bilmiyorum inceleme fırsatı buldunuz mu? Bir bakın bence. Bu yeni Milli Eğitim Bakanı bu işe kolunu değil bütün vücudunu tamam. koymuş durum. Hakan yok Bey. gördünüz mü tamam. onu? Bakın çünkü i̇şte, bakın, bu alan meslek niye? lisesi çünkü ya, bu bakın, alandan niye? Geliyor. Niye? Bu yani, ihtiyaçtan dolayı. Işte, sorunu gördü. Yani ama bu dönemi biz heba ettik. Doğru. Yani doğru. bu dönemi heba ettik o yüzden. Doğru orada e, nitelikli iş gücünü Hayır, bulamıyoruz. Hayır, katılmıyorum. Artmaz iyi bir şey. A şekilde, Hayır. Bu dönemi ki yani. bakın, bu dönemi heba etti sözüne kadar eleman eksik. İşte, şimdi Biz her şeyi muhalefetten bakın Turgay Bey her şeyi muhalefetten görüyoruz ama muhalefetin bu eleştirileri sonuçta iktidarı doğru yola kanalize ediyor. Cum Sayın Cumhurbaşkanı 15 gün önce biz Suriyelileri göndermeyeceğiz dedi. Bugün düzenli şekilde göndereceğiz bakın, diyor. Bakın şu anda niye Sonuçta muhalefetin bu tepkisi Cumhurbaşkanı'nın da bu politikaları gözden geçirmesini her sağlıyor gün yani. evine bir e kez, Her gün hepimizin evine ya bir onun kez, Normal. Için... her gün Kim? hepimizin evine bir kez dahi olsa uğruyorlar. Her gün hepimizin evine bir kez dahi olsa uğruyorlar. Kim? Kim? Uğrayanlar kimler? Motorla e, sipariş getirenler. Evet. evet. Kuryelerimiz. Kuryelerimiz. Evet. Bundan 3 sene önce bunların sayısı birse bugün 20, 50. Evet. Doğru mudur? Evet. Çünkü arttıkça arttı, arttıkça evet. arttı. Pandemiyle. Arttı. Pandemi süreci bize tamam. böyle bir ticaret yöntemini öğretti. Evet. Şimdi burada istihdam edilen ve e, çok sayıda insan var. Bak çok sayıda istihdam var. Nereye varacaksınız? Bunları nitelikli işçi olarak mı göreceğiz, niteliksiz işçi olarak mı göreceğiz? Sorun Bülent Bey'e. Şimdi bakın bizim ülkemiz... net bir soru soruyorum. Ya yani şöyle bizim ülkemiz büyük bir ülke. 82 milyon nüfusu var. Yani senin dediğin o motokuryede çalışacak mutlaka o işi yapabilecek çok geniş bir kesim var. Yani Sorun mu değil? Sorun şu. Bak sen orada sigortasız mi? çalışmayı, kayıt dışı çalışmayı değiştirip. Bunların hepsini kabulüm. Orada istihdam mi? edip nitelikli yani Türk vatandaşının sigortalı kayıt mi? altında çalışmasını engelliyorsan burada bir sıkıntı var bak, demektir yani. Varsayım üzerinden konuşmayalım. Hayır varsayım olan, üzerinden konuşmuyorum. Olan şu. Bu böyle işte yani. Bu arkadaşlar size göre nitelikli işçi mi niteliksiz işçi mi? Nitelikli işçi canım. Niteliksiz işçi şey değil ki. Bir dakika nitelik kolay, kolay, kolay bana göre bir şey de, değil ki. Yani bana göre, de, motor, bana göre de öyle. bileceksin. Bana göre de öyle. Yani İstanbul trafiğinde kullanacaksın. Niteliksiz. Vaktinde. Niteliksiz işçi siparişi hangisidir? Siparişi götüreceksin. Basit Eyvallah. bir iş değil Allah. ki. Niteliksiz işçi hangisidir o zaman? Bakın nitelikli niteliksiz iş Bak, ayrımına ama girmiyorum. Nitelikli niteliksiz diye. Yani öyle bir, öyle bir Hayır, iş ayrımı bu, yapmayalım. Bunu tartışmadan olmaz. Çünkü bütün kuramını bunun üzerine kurdu Bülent Bey. Dedi ki. Türkiye'de niteliksiz işi... Ahmet Bey'in söylediği fabrikalarda çalışabilmek için belki asgari seviyede bir teknik bilgiye sahip olmak kalifiye lazım. Kalifiye eleman arıyor Kalifiye adam. Ele evet. eleman arıyor. Ee? Ama e, diğer tarafta da <laughs> bu kalifiye elemana ihtiyaç yok. İşte nedir? Getir götür. Yani yük taşıyacaktır. İşte e, inşaatlarda Bülent Bey, belli epey e, vasıfı bir... gerektirmeyen işlerde o, o konuda, gidip Suriyelileri konuda çalıştırıyorsun. konuda iktidarın ee, eğer bir boşluğu varsa bile şu sırada yeni bakan bunu gördü ve uyguluyor. Doğru yapıyor. Ha, onu da destekleyelim. Onu da Hayır hayır doğru yapıyor. Cesaretlendirelim, evet. Ticaret, ha, ya doğru, doğru yapıyor. yapıyor. Bu ülkede meslek liseleri vardı. Evet. Denkliğini bir, kaldırdınız ya. Evet. Evet Zafer Şahin. Şimdi bakın Beypazarı Belediye Başkanı Tuncar Kaplan bir mesaj atmış. Diyor ki Beypazarı Ankara'nın küçük bir ilçesidir ama tarım merkezidir. Bizde diyor 6500 Suriyeli nüfus var diyor. Tarım sektörünü onlar ayakta tutuyor. Olmasalar tarımda çok büyük sıkıntı yaşarız. Şimdi bakın küçük bey pazarı nüfusu küçük o anlamda tarihi bir yerdir. Türkiye'deki iceberg ihtiyacının yüzde altmışını, ıspanağın yüzde yetmişini, kıvırcığın yüzde altmışını, soğanın yüzde altmışını üretiyormuş. Ne yapacağız şimdi bunu? yüzde Ya şimdi, şimdi 6500 Suriyeli olmasa diyor belediye başkanı bey pazarının. Ben diyor tarım sektörünü ayakta tutamam. Peki ya Suriyeliler var, olmadan Ahmet Bey, önce bu Beypazarı bu? Belediye Başkanı ya. ne yapıyormuş? 10 yıl önce ne yapıyorlardı? Ahmet Bey şu var Suriyeliler olmadan önce ne yapıyormuşun cevabı şu. Bülent Bey diyor ya hani üniversiteleri açtınız gençler işte hepsi üniversite mezun oldu. Ya Türkiye ister inansınlar ister inanmasınlar level atladı. Türk gençleri artık daha farklı işler istiyor. Daha böyle nasıl diyeyim masa başı iş istiyor daha böyle beyaz yakalı diye tabir ettiğimiz iş istiyor ve biz bu işleri nüfusumuz arttı sanayi üretimimiz arttı bakın bugün bizim 60 bin fabrikamız var 350 tane organize sanayi bölgemizde 3 var diye çalışıyorlar burada elemana ihtiyaç var E böyle bir iş gücü elinizde varsa bunu kullanmanın nesi kötü Şimdi ben de, kendi ben de ekleme yapabilirim üniversite Pardon. Olursa, ee, yüksek lisans yapıyorsa bakın kendi gençlerimiz yüksek lisans yapıyorsa üniversite okuyorsa master yapıyorsa daha farklı işlere yönelmek istiyorsa, yani bunda eleştirilecek bir şey yok. Hakan ama, Bey. bence şimdi, level atladığını gösteriyor. Hakan Bey, şimdi tarım için bir şey diyemem. Çünkü tarımın desteğe ihtiyacı var amenna. Ama başka bir sürü sektörümüz var. Bizim iş adamlarımızın da biraz bilinen bir e, Türk olan bir ne bileyim lise mezunu, üniversite mezununa 7 bin, 8 bin lira vermek yerine başka birine 4 bin, 4 bin 500 lira vermeyi tercih ediyorlar. Çünkü bizim gencimiz dedikleri gibi evet artık 4 bin liraya 3 bin liraya çalışmak istemiyor. Peki eleman arıyorum diyor. Ama yok bir dakika şunu diyorum Turgay Bey. E, onu verecekler arkadaş. Verecekler. Yani buraya ucuz iş gücü diye e, bizim insanlarımız işsiz kalacaksa Olmaz. Bu doğru. 10 lira eksik kazanacaksın. Bu doğru. Kesinlikle doğru. O adama 7 bin lira maaşını vereceksin. Ne bileyim 6 bin lira 8 bin lira maaşını Peki veriyor. Suriyeliler kayıt dışı, bu. kayıt dışı mı çalışıyorlar? Bir kısmı öyle. Bir kısmı öyle. Büyük bir kısmı, bir kısmı Ben öyle. bir yüzde vereyim Hakan Bey lafımı vereyim. <coughs> Şimdi 100 bin kişi diyelim seçmen olursa seçimde yaklaşık 0.1 etken olur. Öyle midir yani? Tabii. Çok, düş bir. çok düşük mü yani? E Şimdi 60 milyon yaklaşık deseniz, 58 milyon deseniz, işte 100 binin oranı bölün. Ha, bir şey değil o Binde zaman. Binde bir. Binde S bir. Sonuç sonucu oynatacak bir şey değil. Eğer eğer 600 bin kişi seçmen olursa yüzde bir etkiler seçimi. Öyle mi? E Hesaplayın 60 milyonun. Evet, yüzde bir. Onda bir 6 milyon. Hakan Bey, matematiğim <laughs> zayıf ve şaşırma, hakkımı, <laughs> kullanıyorum. Ya, sen. şaşırma <laughs> hakkımı kullanıyorum. Şaşırma hakkımı kullanıyorum. Tamam, ya. o zaman söylüyorum. 600 bin Suriyeli seçmen olursa seçimi yüzde birle etkiler. 6 milyon olsa nasıl olur bu iş? Azı? 6 milyonun 6 milyonu da seçmen olursa. 6 milyon seçmen olursa 100 %10, etkiler. 10. Ama 6 milyon... Ya böyle bir şey olmaz. Ha, yani, yani. espri yapıyorsun. Yani. Tabii ki. Şimdi 300 bin kişi ya seçmen bu, olsa... Bu seçim işi sizin söylediğiniz gibi bence hani şu anda Suriyelilerin vatandaş olma sayısını 200 bin bile kabul etsek diyorsunuz. E, seçim sonucunu filan etkileyecek şey değil. Yani. Ben tarihe bir not düşeyim. Nereye? Tarihe bir not düşeyim. Bugünden söylediğim zaman tepki gösterecekler ama bir, bir, bir sene sonra işin şekli değişecek. Şu anda Türkiye çok ciddi anlamda bir üretim üssü oluyor. Çok ciddi anlamda. Bölgemizde yaşanan bir takım olaylar var. Mesela Çin'in durumu. Mesela i̇şte adam anlatmış. Durumu, mesela işte o Ukrayna'nın durumu. Şimdi. Çin'i durdurmak istiyor ama bir ara bölgede de üretime ihtiyacı var. Türkiye bu fırsatları değerlendiriyor. Bakın şu anda Türkiye'de organize sanayi bölgelerinde fabrikalarımız 7-24 çalışıyor. Peki o zaman 7-24. istihdam sorunumuzun olmaması lazım. İşsizlik i̇stihdam sorunumuzun düşük olması lazım. İşte bu bir parça Bülent Bey'in söylediği, bir parça Zafer Bey'in söylediğinin ortalaması bir şey. Yani bizim insanımız artık Bülent Bey'in e, niteliksiz diye tabir ettiği e, o işlerde çalışmak istemiyor. Bu hakkı. E, o halde e, bunlara ilişkin bir formül geliştirmemiz lazım. Bu da bir hakikat. Bir ekleme yapayım. Yani aslında e, biz şunu söylüyoruz. İşte bizim milletimizde işte belli işlere çalışmak istemeyen gençlerimiz var. Evet. Onlar işsiz gezmeyi tercih ediyorlar, aç kalmayı tercih ediyorlar. O boşluğu Suriyeliler dolduruyor diyoruz. Mutlaka her önermede olduğu gibi bunda da %10'luk bir doğruluk olabilir. Bir şey demiyorum. Ama bakın hep bütün konuşmalarımız şunun üzerine kurulu. Sanki Almanya'nın 1960'lardan beri yaptığı gibi bir şey, bir istihdam açığı var. O istihdam açığını kontrollü ya bir şekilde dolduruyormuşuz bir gibi. Şurada Fatih'te bir alışveriş merkezi. İsterseniz bir gün sizi o alışveriş merkezine götüreyim. Vatan Caddesi üzerinde, ismini vermeyeyim reklam olmasın. O alışveriş merkezine gidelim. Arap turistler geliyorlar ve oradan e ee, alışveriş yapıp ülkelerine dönüyorlar. Ya bunları zaten... görüyorsunuz burada AVM'ler evet, tamam. Şimdi bu, bu çok önemli ama. Bir şirk müessese o dükkanlar dükkan Aha. sahipleri mecburen Arapça bilen personel istihdam tamam. etmek Bunlar zorunda de, kaldılar. Aynı noktaya geleceğim şimdi. şimdi bak bir bu bir, bir bu, bu ihtiyaçtan sorayım. doğan bir istihdam yöntemi. Peki. Tamam. Evet Onur Bey. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bazen her ülkenin belli istihdam politikaları olabilir. Dersin ki doktor sayım az mesela. Daha çok para Almanya şu anda yapıyor bunu. Türkiye'deki doktorları alıyor. Dersin ki ya da vasıfsız işçi sayımda bir problem var. Alırsın. Bunu ne yaparsın? Belli bir politika, bir planlama yaparsın. O planlama çerçevesinde planlı göç alırsın. Almanya'nın 1960'tan 2020'ye kadar 2022'ye kadar yaptığı gibi nüfusumuz aynı Suriyeli nüfusun Türkiye'de neyse çok benzer bir sayısı Almanya'daki Türk nüfusu. Aradaki tek fark biri 4 senede bir, 60 senede. Ama aradaki tek farkı olur mu? Allah aşkına Bir de yani, şey var tabii. Savaş yüzünden bunlar oldu. oldu. Yani Kabur, bir de facto durum. Kabul kabul. Biz, biz, biz devam ki gelin tamam. Devam edeyim, devam edeyim. ülkenin vatandaşı burada, var. Burada burada önemli olan şey şu. Bir de Almanya'da bir tek Türk, Türkler üzerinden niye örnek veriyorsunuz ki e e e e Almanya'da başka milletler Mutlaka. de var. Ama Türkiye en başat rol Yok değil. Hayır, en fazla Türkler değil. almış. Yok. ben e, şimdi ona e, fırsat e, olsa da bak bakarız beraber. Biz en e, fazla ya, bir şey almış. Faslısı var, Yunanlısı ya, var. Bir şey İtalyanı var, İtalyanı var, İtalyanı var. Biz er biz bu, bu göçmenleri, Amerika'da göçmen. Göçmen yanlış oldu. Biz bu sığınmacıları, Suriyeli sığınmacıları biz işte e, tarlada çalışacak adam bulamıyoruz. Biz efendim e, hayvanlarımızı güdecek e, çoban bulamıyoruz diye alıyor olsaydık ben sizin aynı fikirde olurum. Hayır bunun için almadık. Şimdi aldık başımıza bela ettik. 4,5 milyon geri de yollayamıyoruz. Plansız iş yaptık. Şimdi bahane uyduruyoruz. Kusura bakmayın. Niye bahane ki, olsun? Bakın ya şuna, ya bu söylediklerinizde basit izleyen sanayici, Bey, iş, iş almadık, adamı, almadık, esnaf şu bu biz, tepki biz verir. Almadık, hayır Olur asıl Bey, verir. Da bahane, bahane değil bakın, bu. Bakın şu da tepki verecek. İş bulamayan işsiz gencimiz tepki veriyor asıl bize. Ya diyor ki ben çalışamıyorum bak, diyor. Bu iş Bakın adam arayın hemen elektrikçi. Bak iş bulamayan işsiz konusunda sizinle hemfikirim. Sonuna kadar itirazım yok. Ben bir istihdam sorunu yok demiyorum. İşsizlik yok demiyorum. Bir işsizlik Bu insanlar, sorunu var. var. Ve bakın ucuz iş gücü. Bütün ya, dünyanın var. Bütün insan, Bütün dünyanın mutlaka, var. Bakın ben hiçbir yerde yok Türkiye harika ya da Türkiye çok kötü her yer çok iyi falan da demiyorum. Ama Türkiye'de bir işsizlik sorunu var. Ve Türkiye'deki ucuz iş gücü olarak biz Suriyelileri kullanırsak Türkiye'deki yerli işsizliği arttıracağız. Bu çok basit ve sadece bu insanları geri göndermemek için de bunu bahane olarak kullanmayalım. Ya 6 milyon Suriyeliyi Türkiye'de muhafaza etmek almışsın? için Ahmet Bey istihdamı Ahmet Bey, istihdam sorununu şunu, göstererek meşrulaştıramaz. Şunu, şunu bakın çaya bile başka şeker bir sorun, atarken belli başka bir oranda bir atarsın ya. Peki, yani. biz almadık şey. bu insanları Ya bu insanları biz almadık arkadaşlar lütfen bunu yapmayın. Bakın. Ya oraya ta tekrar girmeyelim. Recep Tayyip Erdoğan bir şey söyleyeceğim. Recep Tayyip Erdoğan, başbakandı. Ahmet Davutoğlu 7 ya da 8 kez gönderdi Esata. Git uluslararası Peki. gözlemcilerin eşliğinde adil seçimler yap. Yoksa ülkene çökecekler dedi. Esad'ın inadı da bu işi buraya getirdi. Peki. Hiç ona toz kondurmuyoruz. Cumhurbaşkanı... Ve Türkiye burada coğrafyasının kurbanı oldu.